Şimdi tabloya bakalım. Yani artmış mı gerçekten bu maaşlar, bu gelirler artmış mı gerçekten? Tünelin ucunda görünen şey ışık mı yoksa tren mi? Bir ona bir bakalım şimdi. Milli gelirimiz yükselirken asgari ücretin 16 kata yakın artması bunun en somut örneklerinden biridir. 16 kat, 27 kat artışlar söz konusu olabilir. Ancak zorunlu ihtiyaçlara yapılan artışların kaç kat olduğuna bakmamız gerekiyor. Asgari ücretin alım gücüdür önemli olan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret 19 yılda 16 kat arttı sözlerinin ardından uzmanlar, sendikalar alım gücünü işaret etti. 2002'de asgari ücret net 184 milyon lira yani sıfırları atınca 184 liraydı. Dolarsa 1 lira 60 kuruş yani 115 dolara denk geliyordu asgari ücret. Aradan geçen 19 yılda dolar 8 lira 45 kuruşa yükseldi yani 5 katını aştı. Ancak asgari ücret 3 katını bile göremedi. Döviz karşılığı bugün 335 dolar. Bu da Türkiye'deki asgari ücreti Çin'in bile gerisine düşürdü. Çin'de 2002 yılında asgari ücret 50 dolar civarındaydı. Bugün Çin'de neredeyse 8 katlık bir artış var. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Maaş değil ama alım gücü iğneden ipliğe tüm fiyatları belirleyen dolarla ölçülüyor. Bundan 19 yıl önce Çin'de asgari ücret 50 dolar civarındaydı. Aradan yıllar geçti, Çin büyüdü. O büyümeyi de çalışanlarına yansıttı. Bugün orada asgari ücret 340 dolara denk geliyor. Türkiye ise o yıllarda Çin'den daha iyi durumdaydı. Artık iş gücünde Çin'den bile ucuz halde. 2000'li yılların başında ortalama ücret asgari ücretin 2 katı kadar. Asgari ücretlinin alım gücü düşerken asgari ücretle geçinmeye çalışanların sayısı arttı. Artık çalışanların neredeyse yarısı Çin'den de düşük asgari ücrete mahkum. 2 üniversite bitirdim ama 2 senedir de mezunum. Özellerde şurada burada sürünerek geçiniyorum yani. 27 kat artan emekli maaşları vardır. Kaç? 27. Ara bir daha sesli söyle de duyayım. 27. Kim diyor? Ne zaman artmış? Bize birazcık zam verdi. Öbür tarafta elektriğe, suya, doğalgaza zam geldi. Erdoğan'ın bir hesabı da emeklilere yönelikti. Maaşlarının 27 kat arttığını söyledi. O maaşın alım gücüne ise hiç değinmedi. 2002 yılıyla kıyasladığımızda en düşük emekli maaşı 257 liraydı ve çeyrek altın 32 liraydı. En düşük emekli maaşı alan bir kişi 8 tane çeyrek altın alabiliyordu. Bugün ülkemizde emekli 2 tane çeyrek altın dahi alamıyor. 360 lira maaş alıyordum. Ayda en azından 3 kilo et almak üzere 5-6 nüfus rahat idare ediyordum. Şimdi kala kala 2 nüfus kaldım. 3 milyon küsür lira alıyorum. Al. Sen de harca, ben de harca. Buyur.